Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Bugün size TUF Gaming F15 modelini tanıtacağım. Ürün incelemesinden sonra laptopumuza performans testi passmark yapacağız. Hazırsanız vakit kaybetmeden ürün incelemesine geçiyorum. Kutumuzu açalım. Laptopumuz oldukça korunaklı şekilde getirilmiş. Standart kitapçıkları var içinde. Burada kablosu var. Şarj adaptörü burada. Oldukça şık ve ufak ve hafif bir adaptörü var. Onu da yerine koyalım. Ayrıca burada bir adet disk takma aparatı var. Bu da demek oluyor ki normalde laptopumuz içinde 512 GB'lık M.2 SSD vardı. Bu aparatı da koyduklarına göre demek ki laptopumuzda bir adet de boş slot var. Oraya da normal bir SSD takabiliriz. 2.5 ölçülerindeki SSD'lerden ya da normal herhangi bir laptop diski takabiliriz. Bu aparatı koymaları da oldukça iyi olmuş. Normalde böyle bir aparat çıkmaz. Bazen de laptopun içinde çıkar ikinci diski takmamız için ama burada kutunun içine koymuşlar. Asus'un bu küçük düşüncesi hoşuma gitti. Kutuyu kaldıralım çünkü kutunun içinde başka bakacağımız hiçbir şey yok. Ben hemen kutuyu kapatıyorum ve şöyle kenar alayım. Laptopun tam modelini merak edenler şu an şurada görüyorsunuz. Gelelim laptopun tasarımına. Laptopumuz 15.6 ölçülerinde. Laptopumuzun alt tasarımına gelirsek bal peteklerindeki o sekizgen tasarımı kullanmışlar. Alt tarafında sağında ve solunda iki adet fan çıkışı var. Ayrıca altta fan çıkışları var. Laptopumuzun ses çıkışları da sağ ve sol altta iki adet var. Ön tarafta Asus TUF logosunu koymuş. Bu arada Asus ROG Strix'te ya da diğer modellerde farklı tasarımlar kullanıyor. Logo tasarımları. Bu da enteresan. Bu arada laptopun tanıtımına devam etmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Laptopun içinden böyle bir bez çıkıyor ve genelde siz bunu atıyorsunuz. Bunu atmayın çünkü bir süre sonra bu tuşların izleri bu ekrana çıkıyor ve o ekrandaki izleri silemiyorsunuz. Şurada gördüğünüz plastikler ekranın klavyeye değmesini engelliyor, engellemesini ama siz bunu sırt çantasına koyduğunuzda ve en ufak bir baskıda bu klavyenin izleri ekrana çıkıyor ve daha sonra düzeltemiyorsunuz. Bunu da belirteyim, bunu kesinlikle kullanın. Fiziksel özelliklerine devam edelim. Laptopumuzun tasarımını göstereyim şu şekilde. Laptopumuzun klavyesinde RGB aydınlatma var. Birçok oyuncu bilgisayarında olduğu gibi WASD tuşları şeffaf durumda. Ek olarak laptopumuzda Wi-Fi 6 teknolojisi kullanılmış. Bir de Asus ROG Strix ve Asus Zephyrus'u da incelemiştim ben. Onlarda olmayıp bunda olan bir özellik de bunda kamera var. Asus Zephyrus ve Asus ROG Strix'te kamera yok enteresan şekilde. Power tuşu burada yer alıyor. Onun dışında tasarımsal olarak şöyle yakından göstereyim size. Gayet de şık bir tasarımı var. Adaptör girişi sol tarafından yanında. Ethernet girişi, HDMI girişi, 2 adet USB ile 1 adet Type-C girişi ile kulaklık girişi. Sol tarafta, sağ tarafta ise 1 adet USB girişi var. Onun dışında farklı bir şey yok laptopumuzda. Ağırlık olarak da yaklaşık 2 ile 4 kilo arası diyor ama herhalde 2-2.5 kilo arasındadır. Çok ağır da bir laptop değil. En son incelemiş olduğum Dell G3 15 modelinden sonra bu laptop bana göre hafif bir laptop. Tasarımsal olarak bu kadar. Ben şimdi temel özelliklerine geçeceğim. Geçmeden önce laptopumu standa koyacağım. Bu arada ben her laptop tanıtımında ya da aslında laptop kullanırken stand kullanıyorum. Bunun da nedeni defalarca size söylemiştim. Bu laptopun da fan çıkışlarının iki tanesi arka tarafta. Ancak alt tarafta da fan girişleri ve çıkışları var. Bu nedenle benim size tavsiyem laptopu bu şekilde bir stand üzerinde kullanmanız. Şu an göreceksiniz. Burada bir boşluk var ve hava sirkülasyonu oldukça iyi. Bu da laptopunuzun ısınmasını engelliyor. Laptopumuzu şu şekilde size çevireyim ve düğmesine basayım. Laptopumuz açılırken de ben laptopumuz hakkında bilgiler vereyim. Laptopumuz Intel i5-10300H işlemciye sahip. Bu da başlangıçta 2.5 GHz turbo ile de 4.5 GHz hızlanıp çıkmasını sağlıyor. Ekran kartı olarak da Nvidia GTX 1650 ekran kartına sahip. Bu da 4 GB'lık ekran kartı performansı sunuyor bize. Laptopumuzun üzerinde 8 GB DDR4 RAM var.
Dilersek bunu 16 ya da 32 olarak değiştirebiliriz. Çift slot var, slotun biri boşta. Videonun başında söylemiştim, 512 GB'lık M.2 SSD'ye sahip ve içinden çıkan aparatı da gördüğünüz gibi bilgisayarımıza ikinci bir disk takabiliyoruz. Bu da sizin için ekstra bir avantaj. Laptopumuzun performans özellikleri de bu şekilde. Hazırsanız vakit kaybetmeden PESMAR testine geçeceğim. Bakalım bilgisayarımızın performans testi nasılmış. Bu arada performans testine geçmeden önce sizde benzer ürünleriniz varsa onların PESMAR testini yapıp videonun yorumuna yazarsanız sizin laptopunuzu almak isteyenler için de ön bir bilgi olmuş olur. Şimdi PESMAR testimize geçelim. Performans testine geçmeden önce laptopumuzun adaptörünü taktık. Çünkü performans testi esnasında güç istiyor ve bilgisayarımız oldukça kasıyor. Bu nedenle performans öncesi adaptörümüzü taktık. Bu arada laptopun ekranının alt köşesinde gördüğünüz üzere 144 Hz yazıyor. Bakalım performans testinde nasıl bir FPS değeri alacağız. Hazırsanız hemen FPS testine başlayalım. Bu arada kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza lütfen şimdi abone olun ve bildirimleri açın. PESMAR testini PESMAR.com üzerinden yapacağız. Burada performans test 10.2 yazıyor. Bunu indiriyoruz. 10.2'yi kullanmıyoruz çünkü 10.2'de şu an hala hatalar var. Bu yüzden Free Trial'a basıyorum ya da Dolant'a basıp buradan 9.0 old versiyonu indireceğiz. Daha önceki videolarımda da görmüştürsünüz. Windows, Linux, macOS ve mobil cihazlarda da bu performans testini yapabiliyor musunuz? Burada 10.2 versiyonu var ancak biz burada hata aldığımız için ben eski versiyonu 9.0 indireceğim. 32 bit ve 64 bit fark etmeksizin bu versiyonu indirebilirsiniz. Ben şimdi old versiyonu indireceğim. Programımızı indir, vakit kaybetmeden hemen çift tıklıyorum. Bunu da artık kapatacağım. Burada herhangi bir işimiz kalmadı. Program kendini otomatik olarak buraya gelecek. Kurulum ekranı geldi. Bunu kabul edip next diyorum. Burada da next diyorum, next diyorum ve direkt install deyip kuruluma geçiyor. Buraya finish diyorum ve direkt olarak programı kendiliğinden açacak. Burada continue diyorum. Bu aşağıda gördüğünüz gibi collection diyor. Şu an bilgisayarımı tarıyor. Bu işlem bitene kadar RAM benchmark'a basmıyoruz. Bu arada bununla ilgili daha önce videomda bilgi verdim. Yine vereyim bilmeyenlere ve videomu ilk kez izleyenler için. Burada yer alan bütün testlerde bilgisayarımızı anlık olarak kasacak. Herhangi bir video ya da resim değildir. Anlık olarak o performansı bu bilgisayarda gösteriyor. Bilgisayarlarda yaptığım performans testlerinde burada görmüşsünüz. Isı değerlerini şu an 49 dereceymiş laptopumuzun CPU'su. Şu an collection bitti ve RAM 5 var diyorum. Evet diyorum. Öncelikle CPU'yu, daha sonra 2D grafik, 3D grafik, RAM'i ve daha sonra diski test edecek ve bize bir puan ve diğer bilgisayar arasındaki performans testi sonucunu söyleyecek. Bu arada duyuyor musunuz bilmiyorum. Fanlar devreye girdi. Aslında rahatsız edecek kadar seviyede ve şu an CPU kastığı için biraz da bu kadar yoğun çalışıyor. Ekran kartı performans testi kısmında da muhtemelen bu kadar yüksek bir fan sesi duyacağız. Ben video uzamaması için videoyu biraz hızlandıracağım. Şu an 2D grafik testine geçti. Bu gördüğünüz şeyler resim değil. Anlık olarak bu grafikleri burada tasarlıyor. Ben 0 ya da 2. el laptop aldığımda bu testi kesinlikle yapıyorum. Bunu da söyleyeyim. Burada sonuçta görüyorsunuz aldığı FPS değerlerini şu an 2D grafik testi yapıyor ve 97, 101, 110 gibi FPS değerlerini aldı. 3D grafik testinde yani Nvidia GTX 1650 test ettiğinde alacağı FPS değerlerine göre oynayacağınız oyunları da öngörebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi GTX 1650 test ediyor ve şu an 154 FPS değerini gördü. Az önce 160'ları gördü. Yani burada ben şimdi oyun testi yapamıyorum ama bu gördüğünüz işlemleri anlık olarak gerçekleştirdiği için bunlar video değil. Burada da görüyorsunuz aldığı FPS değerlerini. Atıyorum 100 ile 200 arasında FPS değeri isteyen oyunlarda bu laptopun performansı olup olmayacağını buradaki testten görebilirsiniz. Burada söylemem gereken ekstra bir şey. Şu an bilgisayarımızda DDR4 8 GB RAM var. Benim size tavsiyem minimum 16 olması. 8 yetmez mi? Elbette yeter. Ama üst düzey oyunlar oynayacaksanız ki bu laptop üst düzey oyunlar oynamak için de yeterli. Ama 16 GB RAM olması laptopunuzun performansını oldukça etkileyecektir. İçindeki M.2 SSD zaten ekstra laptopunuzun performansını etkiliyor ama RAM'i de 16 yaparsanız bu sizin için iyi olur. Şu an bu gördüğünüz her şey anlık olarak oluyor ve laptop bunu size video olarak değil bu grafik işlemlerini anlık yapıyor. Sol tarafta da şurada görüyorsunuz FPS değerlerini.
Şu an 218 FPS değerlerini gördü az önce. Bence oldukça makul. Bu testmark testi esnasında özellikle ikinci laptop alacaksanız bu testi kesin yapın. Yani herhangi bir donanımda sorun var mı yok mu onu görmüş oluyorsunuz. Hem de bu test esnasında mavi ekran verirseniz neden dolayı verdiğini görmüş oluyorsunuz. Şu an RAM testini yapıyor. Passmark testimiz bitti. Bunu okey deyip geçiyorum ve burada exit diyorum. Gördüğünüz gibi 5200 değerini verdi. Buradan işlemciyi seçip buna bastığınızda benzer işlemcilerin aldığı puanları ve bu işlemcinin aldığı puanı görüyorsunuz. Diğer işlemcilerle kıyaslayabiliyorsunuz ya da işte ekran kartının farkını görebiliyorsunuz. Siz de bilgisayarınıza Passmark testi yapmak isterseniz passmark.com üzerinden bu testi yapabilirsiniz. Ben programın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Passmark testimizi tamamladık. Aldığımız sonuçları gördünüz. Fiyat performans olarak alınabilir bir laptop. Fiyatı ne diye soran olursa 12.000 lirayla 14.000 lira arasında değişiklik gösteriyor. i5 laptoplar eskisi gibi ucuz değil ama bu laptopun i5 10.300H işlemci ve 1650 ekran kartına sahip olması oyun bilgisayarları arayanlar için bu bilgisayarı tercih etmelerine neden olabilir. 12.000 lirayla 14.000 lira arasındaki fiyat da makul bir rakam. Bu nedenle ben laptopu tavsiye ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlı cevap verir olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.